Değerli arkadaşlar iki alanda özel merakım vardır. Onu da söyleyeyim. Yani uzmanlık alanımın dışında bu iki alanı iyi takip etmeye çalışırım. Biri sinema politik. Yani politik sinema ürünleri, filmleri, yeni yapılanlar, eskiden yapılmış olanlar vesaire. Özel merakımdır. Mutlaka seyretmişimdir. O haklarındaki yorumları okumuşumdur. Hatta genel yayın yönetmenliğini yaptığım e, M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nde de... ...iki ayda bir falan mutlaka bu konuda bir köşe yazımda çıkar. İkincisi futbol ve politika. Asla ayrılmayan ikili. Hiç kimse futbol futboldur, futbol spordur, poli o zaman... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için millet birbirini niye yiyor kardeşim? Niye siyasetin bütün parmağı futbolun içinde? Bu yüzden futbol büyük bir güçtür. O statlar çok büyük bir güçtür. Orada büyüyen yıldızların kimlikleri büyük bir güçtür. O yüzden Avrupa Şampiyonası Euro 2024'te daha önce biliyorsunuz Balkanların Nasıl birbirine girdiğini anlattım. Ee, onun da linkini veriyorum. Ama bu sefer e, Avrupa'ya yöneliyorum. Yani Fransa'ya. Çünkü e, Fransa çok ciddi bir sancı yaşıyor. Bir de seçime gidiyor. Aşırı sağ Avrupa parlamentosu seçimlerinde löpenin aşırı sağ grubu hissedilir bir yükseliş sağladı. Ve e, polis, futbolcuları Fransa'nın futbolcuları da bu gelişmeden bir hayli rahatsız. Özellikle iki farklı kökenli ünlü futbolcunun çıkışlarıyla karşılaştık. Bir tanesi Mbappe, yani Fransa'nın gözde oyuncusu biliyorsunuz burnu kırıldı ilk maçta, ikinci maçta oynayamadı büyük bir olasılıkla devamında oynayacak vesaire veya maskeyle. Mbappe şöyle bir açıklama yaptı. Fransa'yı formamla temsil etmekten gurur duyuyorum. Ben her zaman kabul ettiğim değerlere veya hepimizin üzerinde anlaştığı değerlere sahip bir ülkeyi temsil etmek isterim. Ne kadar güzel bir laf. Bayrakla tarif etmiyor milliyetle tarif etmiyor, ırkla, dinle tarif etmiyor. Diyor ki ben her zaman kabul ettiğim değerlere veya hepimizin üzerinde anlaştığı değerlere sahip bir ülkeyi temsil etmek isterim. Eğer o ülke değerlere aykırı kimlik taşıyorsa orada olmak istemem. Çok doğru bir yaklaşım. İnsanlar genelde politikayla siyaseti, futbolu birbirine karıştırmamak gerektiğini söylüyor. Ama karşılaştığımız durum önemlidir. Hatta herhangi bir maçtan çok daha önemlidir. Max Mevcut durum ülkemizin geleceğine dairdir ve hepimizin eylem halinde olmamız gerekir. Kamuoyundan tek isteğim sağlıklı ve onurlu bir gelecek için aşırı uçlara oy vermemeleridir. Bunu Avrupa Şampiyonası bünyesindeki basın toplantısında söyledi. Şak kadenak, seçime gidiyor. Aşırı uç derken Marine Le Pen'in e, Ulusal Birlik Faşist Hareketi'ni ifade ediyor. Mbappe 1999'da Paris'te doğmuş Bondi çevresinde büyümüş babası Wilfried Cameron asıllı bir futbol antrenörü, annesi Feyza Cezayir asıllı ünlü bir handbol oyuncusu. Yani Cezayirli bir anne ile Kamerunlu bir babanın zaten tipini biliyorsunuz. Çıktı dedi ki bunlara oy vermeyin kardeşim. Bizim ortak değerimiz eşitlik, özgürlük, demokrasi. Tabii eee Pele de kendisi için demiş ki ben onu da o e, şey yaptım. E, Dünya Kupası'nı kazandığımda 19 yaşındaydı. Bense 17 yaşındaydım. Kendisine da, eşit bir anlamda eşitlendiğimizi söyledim ama bence geleceğin Pelesi Mbappé'dir demiş zamanında. Böyle bir durum. Şimdi bir başka karakter e, Marcus Chimron Fransa siyasi olarak berbat bir gerçeklikle karşılaştı. Bu daha açık sözlü. Bu durum beni üzüyor ve alarmda olmama neden oluyor. Bu nedenle bir Fransız vatandaşı olarak ulusal birliğe karşı kararlı mücadeleden yanayım. Direkt söyledi. Bu da yine Avrupa Şampiyonası'nda. Takım arkadaşlarımın da benimle Aynı görüşte olduğunu düşünüyorum diyor. Ee, babası Fransız Batı Hint Adaları grubunda başkent Guadeloupe'da doğmuş ünlü Fransız savunma oyuncusu Lilian Huram. E, onun oğlu. Baba 1998 Dünya Kupası'nda da şampiyonluk kupasını kaldırmış. Ve e, tabi bir anda ortalık karıştı. İki tane ee, renkli diyelim, Fransız oyuncusu arkalarına da Fransız milli takımını alarak böyle şey yapınca, e, faşist bir siyasetçi var Ulusal Birlik'ten Jordan Bardella diyor ki, bu iki oyuncuya futbol kariyerleri açısından saygı duyuyorum. Fransa için ter döküyorlar ama milyoner insanlar ve bu ülkenin fakirlerinin kime oy vereceğini belirleme hakları yok bu sözlerinin gerçek Fransız seçmende bir etkisi olacağını düşünmüyorum diyor. Fransız Futbol Federasyonu Başkanı ortalığa döküldü. Philippe Diallo, Fransa futbol milli takımı bütün siyasi görüşlerden uzakta siyasetin içine, siyasetin içine sızmadığı bir kimlikte olmalıdır dedi. Mbappe takım arkadaşı Antoine Griezmann desteğinde galiba Griezmann Fransa'nın milli takım kaptanı şöyle bir açıklama attı ve geri adım atmadı. Bütün şartlar altında Başkan Dielo benim siyasi duruşumun ne olduğunu gayet iyi biliyor. Fransız milli takım oyuncularının tamamı bu yönde birleşiyor ve aşırıcılara teslim olmamakta hepimiz kararlıyız dedi. Net. Diğer baktı ki takım evden <laughs> gidecek Futbol Federasyonu Başkanı dedi ki e, genç insanların toplum içinde belirgin görüşleri var ve benim işim özellikle genç kuşağın kendi rotasını çizme sürecinde bu görüşleri tartışmak değildir diyerek biraz geri çekildi. Şimdi bu önemli. Futbolun önde gelenleri diyor ki faşizme geçit yok. Fransa'ya ve veya Avrupa'da bu e, kanaat önderlerinin ötesinde genç kuşağı çok ciddi şekilde etkileyecek bir duruş. Bu yönden bir nevi demokrasinin emniyet spabı gibi düşünülebilir. Baktım Fransa'da bu bir gelenek mi diye. Cezayir asıllı ünlü futbolcu Zinedine Zidane 2002'de bundan 22 yıl önce Ulusal Parti, Birlik Partisi ve lideri Marie Le Pen'in Fransa'nın demokratik ve eşitlikçi geleneklerini asla temsil etmediğini açıklamış 22 yıl önce. Demek ki Fransa milli takımını oluşturan farklı kökenlerden gelen futbolcuların böyle bir geleneği var. Kardeşim diyor, ben burada futbol oynadığım sürece ve bu ülkenin vatandaşıysam aşırı sağ faşist hareketlerin iktidar olmaması için elimden geleni yaparım. İşte bunun adına futbol politik diyoruz. Bir yönüyle baktığınız zaman da keyifli bir çalışma. Hoşçakalın.